Ne demişim ben amcana? Gidin onlarla görüşün mü demişim. Baba adamları bulun demedim mi? Ne yapacaklardı bulup? Bana söyleyeceklerdi bana. Belki adamları ben buraya çağıracaktım. Adamların ayağına gitmek ne demek lan? Ya Hızır, sen de işi yokuşa sürme de. Adam ayağına zor kabul etmiş. Sen de ayağına getirtme peşindesin. Ben benden habersiz bir şey yapılmamasının peşindeyim Tufan. Bu İlyas, Boran, Behzat şeytan üçgeni oldular başımıza. Onlardan şeytan meyten olmaz. Bu içine biraz gaz ver, çarpılır gelirler. Başka kim vardı yanlarına? Enişteyle Zafer. Yanlarına gazla geziyorlar zaten. Başka birinin bir şey vermesine gerek yok. Biz de gidelim Mızır amca. Adam diyor ki nasıl giderler, benim uşağım diyor ki biz de gidelim mi? Lan daha denileni anlamaysınız ya. Gidip de ne halt edeceksiniz orada? Bu ikinizin pis bir huyu var. Kardeşlerimize, uşaklarımıza düşmezsiniz. En azından kardeşlerimize, uşaklarımıza düşmanlık. Senin gibi herkese değil Urşit. Fahri. Ara şunları. Ben aramam. Hızır Ali sen ara. Baba senin telefonun şarjı mı yok? Yok. Tufan sen ara. Yok. İftara kadar herkes bilir ki benim adetimdir. Telefonum kapalıdır. E aç işte de. Orucumu açarım. Telefonumu da açarım. Boşuna kalk kurmaya gerek yok. Kemal sen ara. Buraya gelmesinler. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Tamam Zır amca. Abi dediklerini birebir anlatma. Meraktan hemen gelirler. O yüzden diyor zaten meraktan gelsinler diye. Ne diyeyim dayı? Sen enişteye mesaj at. Ne oldu o meselede? Sor. O zaten dayanamaz cevap verir. Kurban olduğumun hemşerisi. Hiç olmazsa benim merakta olmaz.